Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bugünkü bilgilerimizle geçmişe gideceğiz. Bir Atatürk düşmanına Türkiye'deki CIA güdümlü hilafet projesini soracağız. Türkiye'yi İslam dünyasının başına geçirip bir taşeron vasıtasıyla İslam dünyasının tabii madenlerini, petrolünü istismar etme planı olmasıdır. Peki Türkiye'yi İslam dünyasının başına geçirip bir taşeron gibi kullanarak Müslümanları istismar etmek isteyenler kimdir? Neyin peşindedir ve bu projenin bir ismi var mıdır? Büyük Orta Doğu projesi diyorlar ya. Evet. Bu Büyük Orta Doğu projesi Türkiye için bir nimettir. Orta Doğu ismi altında İslam alemi projesidir. İsmini anladık. Büyük Orta Doğu Projesi ama bizim bildiğimiz Büyük Orta Doğu Projesi 2003 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice tarafından dünyaya duyurulan Orta Doğu'daki Türkiye dahil 22 ülkenin sınırlarının değiştirilmesini içeren bir projeydi, bir plandı. Ama görüyoruz ki siz daha derin bilgilere vakıfsınız. Biraz daha anlatır mısınız bize nedir bu İslam projesi? Bütün enerji kaynakları İslam alemindedir. Cumhuriyetçi Parti diyor ki ben kuvvetliyim. Buraya girerim, vururum, kırarım. Bu kaynakları Silah kullanırım. kuvvetiyle alırım Silah diyor. kuvveti. Evet. Demokrat Parti diyor ki hayır, bu doğru değildir. Biz yabancı olarak orada bulunduğumuz zaman bize tabii olarak bir aksülemel doğar, Dayak reaksiyon yeriz doğar. diyorlar yani. Dayak yeriz. Evet. Buraya bir taşeron kullanarak Atayalım. girmeliyiz. O Evet. taşeron Türkiye Türkiye'dir. olsun. Peki siz bu kadar derin bilgilere nereden vakıfsınız? İlk defa burada ifşa ediyorum. Demokrat Lütfen. Clinton zamanında hilafet nasıl geriye gelir diye Şu anda bir konuşuluyor değil mi? cemiyet şu Evet. anda Evet. konuşulmasını bırak. Clinton zamanında ben de rapor verdim. Bana da sordular. Yani şimdi şöyle diyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kullanarak İslam dünyasını, Müslüman alemini istismar etme projesinde Türkiye mutlaka yer almalıdır. Ama kuruluş felsefesinden vazgeçmediği için bu mümkün olmuyor. Doğru mu anladık? Tabii Türkiye bu rolü, Demokrat Parti'nin istediği bu rolü oynayabilmesi için bu Kemalizmle oynanmaz. Sen İslam dünyasının lideri olur, Şam'a gider Mustafa Kemal'in heykelini dikersen, Mekke'ye, Medine'ye dikersen bu halk seni tükrüğe boğar. Oraya ancak İslam'la gidersin. İslam hüviyetiyle gidersin. Tamam. Şimdi çok iyi anladık. Diyorsunuz ki Atatürkçülüğü bir kenara bırakmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne girmeliyiz. Onun taşeronluğunda İslam dünyasının istismar edilmesine aracılık etmeliyiz. Peki tamam da milyonlarca insanın genç yaşlı çocuk, kadın hayatını kaybetmesine yol açacak bu proje karşılığında Türkiye ne elde edecek? Biz de kafamızı kullanarak bundan istifade ederiz. Bal tutan parmak yalar derler. Biz Musul petrolünden istifade etmiyoruz. Suud petrolünden istifade etmiyoruz. Halk da etmiyor. Ben inanıyorum ki Saddam'ın Irak halkına Musul petrolünden aksettirdiğinden Amerika o petrolü ele geçirse daha fazlasını aksettir. Kadir. Malumunuz bugün Amerika Birleşik Devletleri işte bu plan çerçevesinde o petrol kuyularının tamamını ele geçirdi. Ama videoda bahsedildiği gibi oradaki petrol kaynaklarını halkla paylaşmak yerine silahlarını Türkiye'ye doğru çevirmiş olan terör örgütü PKK-PYD ile paylaşıyor. Ve neyse ki Türk devleti etki ajanlarıyla yapılan propagandalara kanmadı ve milyonlarca insanın katledilmesine ortak olmadı. Bedelini Ergenekon, Balyoz ve benzeri operasyonlarla ve nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ödedi Türkiye. Bugün ordusuyla hala Suriye'de ve Irak'ta sahada göğsünü siper ediyor. Çünkü bu ülkenin kodlarında efendilerinin taşeronluğunu yapmaya hazır olanlar değil, bağımsızlık benim karakterimdir diyenler yatıyor.